Deveye soranda kabahat, boynun niye eridiye diye yaşar Anter'de kendisine ait anterhaber.com haber sitesinde, bir kabahat işlemiş, Bodrum Belediyesi çocuk oyun alanları ve spor tesislerini 5 yıllığına özel şirkete verdi başlıklı bir haber yayınlamış. Yavuz Hırsız Ev Sahibi Hikayesidir bazı basın yayın organlarında yayınlanan, Bodrum Belediyesi çocuk oyun alanları ve spor tesislerini 5 yıllığına özel şirkete verdi başlıklı haber ve sosyal medya paylaşımlarıyla kamuoyunu yanıltıcı, dezenformasyona yönelik haberlere yer verilmesi üzerine kamuoyu bilgilendirmesi ihtiyacı doğmuştur. Bodrum Belediyesi adına bu basın metnini hangi cabbar hazırladıysa, Yaşar Anter haberi yaptığına kesin pişman olmuştur ve insan içine çıkamıyordur. Sanırım, dün Bodrum Belediyesi İmar Müdürü, Bodrum Kaymakamlığı tarafından görevden alınınca gündem değişsin hevesiyle çalkalem hazırlanmış bir açıklama. Kurnazca hazırlanmış olan bu metin, Bodrum Belediyesi'nin usulsüz işini usule uygun hale getirmiştir umarım. Mantık aynı mantık, e daha önce ihale yapılmıyordu, yok ihale süresi bitmişti biz ihale yaptık daha ne istiyorsunuz? Hiç demiyorlar ki ihale yaptığımız yerler yasalara uygun mu, değil mi? Bodrum Belediyesi'nde hak, hukuk, adalet diye bir şey olmadığı gibi işler nasıl yapılıyorsa müfettiş ordusu geliyor, işin içinden çıkamıyor. Sen park olarak ayrılan alanlara spor tesisi yap, sonra kiraya ver. Biz parkları değil spor tesislerini ve kafeleri kiraya verdik ama binaları biz yapmadık ki savunması ayrı bir akıl tutulması. Tecavüze uğramış park alanlarının tecavüzden kurtulması gerekirken ama bedava tecavüz ettirmiyoruz savunması yapılıyor. Nasıl olsa belediyede birçok taciz olayının üstü, özel yaşam, bizi ilgilendirmez. Diye örtüldüğü için kamusal alanlara tecavüz edilse ne olur? HES artık o zaman görevden alınan imar müdürü için de hemen bir basın açıklamasını yapınız ve bu arkadaşı işe biz almadık, geldiğimizde vardı biz hazıra konuk müdür yaptık. Deyin. Yaptığı yanlış işlerden sorumlu değiliz, önceden de aynı işleri yapıyordu, müfettişler ses çıkarmadı şimdi mi suç oldu gibi gibi gibi. Sanki başkanın kendi getirdiği bir kaç yöneticinin dışındakilerden hayır varmış gibi, genel merkez gönderiyor ne yapsın diyen gazeteci arkadaşlarımız mevcut. Deveye soran da kabahat. Bodrum Belediyesi ne eylerse güzel eyler, kabahatli olan biziz. Mülkiye müfettişleri aslında bizi Bodrum'dan uzaklaştırma kararı alsa ne iyi olur? Ark ve parkların ihalesi konusunda çok şey yazarım, ancak teknik ve hukuki konularla yazıyı doldurmak amacında değilim yapılan ihale yanlıştır, bir dezenformasyon varsa Bodrum Belediyesi tarafından yapılmaktadır. İhaleyi kim aldı merak dahi etmiyorum, ancak sorsak belediyeye ihaleyi kim aldı diye kişisel bilgilerin korunması hakkındaki kanuna aykırı der mi der? O nedenle sormaya gerek yoktur. Bugün açığa kim alınacak acep? Menfaatleri için yanlışı savunanlara yazıklar olsun. Ve selam. Garip olan, bakanlık müfettişleri görevde olmayan yardımcısını ve imar müdürünü açığa alırken sesi dahi çıkmayan Başkan Ahmet Aras, park ihalesi haberine açıklama yapmıştır. Her iki memurun da talimatları kimden aldığı açıktır.